Şimdi arkadaşlar, başlamadan önce burada ilginç bir arkadaş gördüm. Böyle yere bayraklar boyuyor. Ama ve lakin bizim Türk bayrağını ve Azerbaycan bayrağını yere boyamıyor. Dedim, niye yere boyamıyorsun? Diyor, bana diyor Türkler diyor kızıyor diyor. Ondan dolayı diyor böyle Türk bayrağını buraya diktik diyor. Üstüne basılmasın diye. Vallahi güzel. Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, bugün neredeyim? Bugün Almanya'nın kuzeyindeyim. Bugün Köln kendindeyim arkadaşlar. Bu bölgede işim vardı. İş icabı buraya gelmiştim. Buraya gelmişken de en son geçen sene kışta gelmiştim buraya. Öyle güzel de bir video olmamıştı. Normal şartlarda da bugün hava aslında güzeldi, güneş açmıştı ama velakin şu anda hava kapandı yine. İnşallah video çekecek kadar yağmur yağmaz. Şu anda Köln Adom'un önündeyim. Normal benim kaldığım yerden buraya 1 saatlik yolum vardı. Lakin trafik sorunundan, yollar kapalı olduğundan 2-2,5 saatte ancak geldim buraya. Bundan sonra inşallah böyle 4-5 saatte bu bölgede ne gezebilirsem, ben ne gezersem siz de onu göreceksiniz. Beraber gezeceğiz. İlk önce Köln'e Dom'dan başlayacağım. Şimdi burası Köln'e Dom'un meydanı arkadaşlar. Yani gerçekten devasa bir kilise burası. Demin girişte size gösterdim. Burada arkadaşlar yere bayrak boyuyorlar. Kendileri Romanya'danmış. Bizim bayrağımız ve Azerbaycan bayrağını yere boyamıyorlarmış. Orada ekstra bir bağışış verecek bir kutu koymuş yere boyamadığı için. Güzel aslında. Anlattığına göre tepki alıyormuş. Türk bayrağı ayak altına gelmez diye. Ben dedim çok doğru yapıyorsun. Güzel. Onun gibi burada bir iki tane tağ var. Yani insan olarak da bayağı kalabalık burası gördüğünüz gibi. Bu kuleler Avrupa'da veya dünyada ikinci yüksek kule arkadaşlar. En yüksek olanı Ulm'a Dom, Ulm'daki olan. Yani böyle bir eskimsi bir hali var ama bu kilisenin bitişi 1880 senesinde bitmiş arkadaşlar. Hem şöyle meydanda biraz bir turlayalım. Karşısı Hauptbahnhof. Köln'ün ana tren istasyonu orası. Dediğim gibi burası 1880'de bitirilmiş. Ondan önce temeli 1240'lı 50'lerde atılmış. Temeli atıldıktan sonra birkaç yüz sene bu inşaat sürmüş. Ondan sonra 1400 bir küsür senesinde inşaat duruyor. 300 sene burası inşaat halinde duruyor arkadaşlar. 300 sene sonra yine inşaata başlıyor. Ondan sonra 1880 senesinde bu devasa kilise bitiriliyor. Evet, yine burada şanlı bayrağımız var. Dediğim gibi boyamamış. Şöyle yine size göstereyim. Böyle Türkiye diye yazmış. Bayrağı da böyle buraya asmış. Onun yanında bu kilisenin içine Heilige Drei Könige dedikleri, yani kutsal üç kral dedikleri, Hazreti İsa'yı beşikte ziyaret eden, inanışlarına göre tabii ki ziyaret eden kralların kemikleri bu kilisede. İçeri girmesi bedava. Şimdi buradan içeri gireceğim. Yani çokça da böyle dilenci var burada. Genellikle bunlar hep Romanya'dan gelme. Yani normal Alman değil arkadaşlar bunlar. Karşıda bir teyzemi görüyorsunuz. Şimdi ben buradan içeri giriyorum. Abimiz de buranın kapıda bekçi galiba. Giriş böyle arkadaşlar. Yani gerçekten çok devasa bir kilise. Devasa bir kubbesi var. Gerçekten çok yüksek. Şu karşıda gördüğünüz
Hayli Gedra'yı köyüne dedikleri, yani kemiklerinin burada olduğu inandıkları krallara simgeliyor. Bu tarafta da şu asılı olanlar halı arkadaşlar. Eski tarihsel halıları görüyorsunuz. Çok büyük ya. Gerçekten çok büyük. Yani şuradan doğru geldim. Bir bu tarafa gidiyor, bir karşı taraftan gidiyor. Bu kilisenin içinde de çok da mezar var arkadaşlar. Latince yazdığı için ne yazdığını görmüyorum, yani anlamıyorum. Yukarıda yine kafatası. Burada yine bir mezar lahiti var. Burada yine bir mezar var arkadaşlar. Şuna bir yaklaşayım, beraber bakalım. Bu da bir şövalyenin mezarı belli. Demek ki böyle köpeklerini de çok seviyormuş. Ayak ucuna böyle köpeklerini de koymuşlar. İşte bu gördüğünüz sandukada kutsal kralların, kutsal üç kralın Almancası Heiligedrei Könige dedikleri, yaşamış mı yaşamamış mı yani aslında belli olmayan ve insanların kemikleri bunun içinde olduğu inanılan sanduka. Yani buradan baktığım zaman şöyle bir 2 metre rahat bir boyu var. Komple altın kaplama. Kaç kilo altın var? Vallahi bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kiliseden çıktım. İnşallah içerisi fazla uzun olmamıştır. Şimdi yine köylünün simgelerinden biri olan Hohenzollern Köprüsü'ne yürüyeceğim. Karşısı köylünün tren istasyonu arkadaşlar. Şu tarafta trenleri de belki görebiliyorsunuz. Şimdi buradan doğru köprünün üstüne yürüyeceğim. Yürülüyor mu onu bilmiyorum. Levhalara göre oraya gidiyor ama o köprü Hohenzollern Köprüsü sadece trenlerin geçebildiği bir köprü. Yine böyle kilisenin yanından gidiyorsunuz oraya. Vallahi bu bayrak çizenler de bu bir meslek olmuş galiba. Ben orada bir iki tane gördüm. Bu meydanda da bayağı bir 2-3 tane bayrak çizenler var. Şu anda kilisenin arka kısmındayım. Burası da kilisenin arka kısmı. Evet, şimdi Köln Philharmonie Orkestra'nın önündeyiz arkadaşlar. Şurada bir şey ilgimi çekti. Burada mesela sağlı sollu böyle bekçiler var. Orkestra aşağıdaymış. Burada bir prova falan olduğu zaman buranın üstünde, yani ses demek ki, ses geçmesin diye yaya trafiğine kapatılıyor. Bayağı da kalabalık. Şu anda köprünün üstüne geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sadece tren bu köprünün üstünden geçiyor. Eski tarihlerde burada arabalar da geçermiş. Yani bayağı kalabalık çünkü Köln Kilisesi'nden sonra Hohenzollern Brücke Köln'ün simgelerinden biri. Abo arkadaşlar, şu kilitlere bakar mısınız? Ne bu ya? Binlerce, yüz binlerce kilit var burada. Öyle bir indiğim aşağı. Yani komple köprü böyle gidiyor. Burası yetmemiş, şu tarafa başlamışlar. Yani bunlar, yanlış hatırlamıyorsam, aşkı ilan edenler buraya bir kilit takıyor. Vallahi burada yüz binler var. Gerçekten yüz binler var. Bunlar ta iyi tutsun diye böyle büyük kilitler koymuşlar. Demin okuduğum kadarıyla arkadaşlar, burada yani kaç yüz bin olduğu belli değil de müthiş derecede bir ağırlık yaptığı için köprünün statikine zarar verebilir diye bunları bir ara buradan sökmek istemişler. Bayağı da ağır gerçekten. Komple köprü boyu gidiyor. Şu anda bulunduğum yer burası. Şu gördüğünüz gemiler yük gemileri arkadaşlar. Ren Nehri'nde aynı nasıl mesela yolda tır yük taşıyorsa, Almanya'da eskilerden beri böyle nehirlerde, kanallarda yük taşıyorlar. Burası meşhur bir simge olduğu için herkes burada resim çekiyor, video çekiyor.
Ondan dolayı hep şikayet ediyorum ya, Almanya'da video çekmesi zor, insanlar kızıyor diye. Burada kimse kızamıyor çünkü herkes çekiyor. Şimdi köprünün sonuna geldim. Bayağı da uzun bir köprü. Burada da Rhein Promenade'yi görüyorsunuz. Bayağı böyle güzel bir oturma yerleri yapmışlar. Şimdi dostlar köprüden indim. Rhein Nehri'nin kenarındayım. Böyle bolca yük gemisi, karşıda tur gemileri var görüyorsunuz. Karşıda da gördüğünüz demin üstünden geçtiğim Hohenzollern Brücke. Türkçesi Hohenzollern Köprüsü. Bu köprünün tarihi 1907-1911'de bu köprü buraya imar ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Köln'de tek yıkılmayan köprü burasıymış. Lakin köprü yine yıkılmış. Burada düşman kuvvetlere karşı Köln'e giremesinler diye Alman askerleri bu köprüyü havaya uçurmuş. Tabii ki Köln sadece gezdiğimiz yerlerle meşhur değil arkadaşlar. Köln'ün karnavalı belki daha da meşhur. Köln'ün futbolu çok meşhur. Köln'den çok tanınmış futbolcular çıktı. Şu karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama akıllarınca oraya bir Ermeni soykırım anıtı dikmişler. Yani göstermeyeyim dedim ama böyle bir şey de burada olduğunu bilin. Burası Köln Filharmonisi. Dostlar şimdi köprünün öbür tarafına geldim. Burada tur gemilerini görüyorsunuz. Bu tur gemileriyle böyle bir saatlik bir ren turu yapabilirsiniz. Demin okuduğuma göre 15 euro olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Lakin ben gerçekten yapamayacağım. Çünkü vakit kısıtlı. Bir saatte bir de buraya gidersem artık Eskişehir'e gidemem. Neden derseniz yani bir yağmur yağıyor. Zaten trafikten geç geldim. Yehova şahitleri davutuyorlar şeylerini. Neyse işte davutuyorlar. Yani zaten geç geldim. Bir saatlik geleceğim yolu 2-3 saatte geldim. Ondan sonra yağmur yağdı. Saat 2'de çekime başlayabildim. 2'yi de geçmişti. Neyse şimdi Rhein Nehri'nin bu tarafından böyle bu promenadede biraz böyle yürüyeceğim. Karşıda kafeleri görüyorsunuz. Böyle ilginç şeyler görürsem size göstereceğim. Yine bu karşıda gördüğümüz de tarihi bir kilise. Ama ve lakin bunun içine girmeyeceğim. Köln'e doğru gezdik. Bu meydanda da güzel böyle bir çeşme var. Evleri görüyorsunuz. Hoş. Yakışmış. Burada böyle kafeler, lokaller var. Yine böyle ince bir ev. Böyle gördüğüm zaman mutlaka çekiyorum arkadaşlar. Bunun da en aşağı yukarı bir 3-3,5 metre falan. Araya sıkışmış böyle. Sağ tarafta böyle küçük, tadilattan geçmiş, renov edilmiş küçük küçük evlerin yanından geçiyorum. Karşısı Hohenzollern Brücke. Oradan doğru yürüdüm. Bu köprüyü de göstermiştim oradan. Karşıdan gördüğümüz köprü. Şu anda onun altındayım. Burada da yine tur gemileri var. Böyle sahil boyu yine kordon boyu özür dilerim. Yürümeye devam edeceğim. Bayağı gidiyor. O arkadan göstermiştim. Bakalım oraya kadar yürüyebileceğim mi? Bu kraneye benzeyen evler vardı. Hani böyle L formunda. Oraya kadar yürümeye çalışacağım. Şimdi bir 3 kilometre falan yürüdüm aşağı yukarı. Bir 45 dakika yürüdüm. Yine karşıda Rhein Nehri'ni geçen bir köprü görüyoruz. Vinç şeklindeki evler de şurada. Bayağı bir yaklaştım.
Şu karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar, Köln'deki çikolata müzesi. Burası da meşhurmuş internette yazdığına göre. Lakin ben oraya girmeyeceğim. Zaten yediğim çikolata yetiyor. Ondan dolayı büyük ihtimalle içeride, yani o kadar girişi verdikten sonra çikolata ikramı da vardır. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Burası yine farklı açıdan çikolata müzesi. Yine Ren Nehri'nde bu bina var. Burası da yine bir müzeymiş. Deutsche Sport und Olympia Museum, yani Alman Spor ve Olimpia Müzesi'ymiş. Evet dostlar, şimdi uzaktan vinç gibi gözüken evlerin tam altındayım. Karşıda görüyorsunuz 3 tane gözüküyor. Bu evlerin böyle yapılması, bu bölge, yani burası eski liman bölgesi. Burası zaman sonra küçük olmaya başlamış, işlevsiz olmaya başlamış. Ondan sonra burayı böyle yıkıp özel şirketlere vermişler. Onlar da buralara böyle modern binalar yapmışlar. Burada ta o eski vinçlerden bir tanesini görüyorsunuz. Şimdi şu köprünün üstüne çıkacağım, oradan daha güzel görüntü alabilirim. Vinç evler bir başka açıdan buradan daha güzel gözüküyor. Evet, şimdi köprünün üstüne bu merdivenlerden yukarı yürüyeceğim. Geri yürüyüşe başladım. Şimdi biraz Köln'ün eski şehrinde gezeceğiz. Orada da güzel gezilecek, görülecek yerler var. Vallahi şimdi Altstadt'a giderken şöyle ara yollardan gideceğim. Yani Eskişehir'e giderken şurada bir kalabalık gördüm de onların peşinde takıldım. Bakalım burada ne var? Bu kiliseyi mi görmeye geldiler acaba? Neyse bir bakayım ne bekliyorlar. Bir de yine bir kiliseye benziyor. Vallahi ara yollarda kaybolacağım gibi. Şurada Altstadt bir de Rathaus yazıyor. Yani eski şehir ve belediye binası. Şimdi buradan doğru devam edeceğim. Sağ tarafta Maritim Otel'miş. Yine böyle bir dört yol ağzına geldim. Karşıda kilise gözüktü. Kilisenin etrafına gitmem lazım. Ve yine böyle devasa bir meydana geldim. Bayağı büyük. Burada da bir anıt heykel yapmışlar. Bu da Preußen, yani Prusya Kralı 3. Wilhelm'e ait bir heykelmiş. Yönümü kaybettim gibi. Kiliseye göre kendimi ayarlıyordum. Çünkü telefonun aküsü, navigasyonu bitti. Burası bir alışveriş caddesi. Gördüm. Kilise şurada. Lakin şu heykelleri gördüm. Bunlar neymiş burada? Gorilla, aslan. Burası özel bir mağaza galiba. Vallahi farklı bir yer. Yani böyle aslan var. Çelikten. Gips falan değil. Yani farklı bir yer.
Hemen kilisenin yanında aslında burada Römisch Germanisches Museum var. Buraya girecektim. Buranın tarihini burada anlatıyor. Lakin burası tadilatta olduğu için kapalı. Dönüyorum artık arkadaşlar. Eskişehir bulabildim. Oradan dedim belki burada bir Türk caddesi var. Orayı bulurum. Bir kere gitmiştim. Orayı da bulamadım. Ondan sonra bir de yağmur bastırdı. Hava çilemeye başladı. İçeride bir yerde oturdum. Şimdi geri dönüyorum. Bakalım ta yağmur yağmazsa yürüyüşe devam. Şimdi böyle bir dönerciye geldim. İsim bana tanıdık geldi. Lukas Podolski. Mangal döner diyor. Bu Alman milli futbolcusu değil miydi? Uzun süreden beri futboldan dışarıdayım. Böyle bir dönerci açmış. Türk döneri satıyor. Hay. Okay. Danke schön. Evet arkadaşlar, burası da böyle bir yer. Burası şimdi alışveriş caddesi. Burada farklı markalar var. Eskişehir'i bulamadığım için buraya geldim şu anda. Buradan da vitrinlerde bir şey görürsem size göstermeye çalışacağım. Breitling saat markası. Şöyle bir bunların fiyatlarına bakalım. 25.000 euro. Sağ taraftaki 42.000 euro. Şunlar 5.900 euro. Türkiye'ye gelince bu Bulgari çantalarının fake'ini alıyoruz. Burada da orijinali arkadaşlar. Fiyat yazmıyor üstünde ama. Burası da Rolex. Bir de Rolex saatlerine bakalım. Şöyle bir direkt, şöyle bir gideyim. Neymiş? 10.000, 13.000, 21.000. Yani Rolex için bunlar şu anda da ucuz fiyatlar. 200.000 euroluk görmüştüm. Bir şu tarafa gidelim. Evet, burası da aynı. 27.000, 28.000. Şunlar da bayan saatleri. Sadece 40.000 euro arkadaşlar. Bayağı bir ucuz. Bizim bayanlar bunları görmesin. Bunlar da yine orijinal Michael Kors çantaları. Yukarıda da var. Burada bir şekerlemeci, buraya bir gezelim. Böyle kilo kilo şekerler var burada. Mesela burada 100 gram 3.49'muş. Buradan bir şey aldığınız zaman yani kilosu 34.90'a geliyor. Farklı farklı çikolatalar var burada. Şuna 6 euro diyor. Pahalı lan. Ne bu böyle 6 euro? Kusura bakmayın, akım bitti. Akımı değiştirdim. Hani dediğim gibi bayağı pahalı bir yer. Gençler tanır bu markaları galiba. Ben bilmiyorum. Mesela şu şekerleme 4 euro. Böyle rengarenk lollipoplar. Sağ tarafta içecekler var. Böyle bir Calypso diye bir marka var. Şişesi 5 euro. Yani bayağı pahalı. Başka şu neymiş?
Kuldron kola diyor. 8 euro şu kola. Neyse ben buradan çıkayım. Burası bana bile pahalı geldi. Ama rengarenk bir yer. Vallahi gençlerin hoşuna gidiyor demek ki. Bu markaları belki gençler bilir ama ben bilmiyorum. Neyse biraz daha bu alışveriş caddesinde yürüyelim. Bakalım böyle görmemiz gereken veya görsek iyi olur bir yer var mı? Burada çikolatacı var. Kendi çikolatalarını üretiyor. Bunlarda fiyat yazmıyor. Büyük ihtimalle öyle de ucuz değildir. Böyle bir lüks bir yer. Dışarıdan görünüş. Bu neymiş? Frankie's Churros. Ne satılıyor burada? Bir sorayım bir yer. Böyle şeker, burada da şekerlemeler satılıyor. Karşıda ne olduğunu gösteriyor. Yani böyle sanki bizim Türk şekerlemelerine de benziyor. Aynı böyle alıyorsunuz. Vallahi görünüş güzel. Evet bu ne? Burası H&M. Bunu geçen Türkiye'ye gittiğimde, Ocak'ta gittiğimde bir AVM'de gördüm. Bu Türkiye'de var. Y'de neymiş bilmiyorum. Burası da spor ürünleri satıyor. Food Looker. Spor ürünleri. Burası neymiş? Dunkin. Burası da yine böyle parlak bir yer. Yani yine şekerleme satılan bir yer belli. Mesela son senelere bu makaronlar meşhur ya, burada satılıyor mesela 6 tanesi 13 euro diyor. 20 tanesi 40 euro. Böyle farklı farklı buradan seçip alabiliyorsunuz. Dondurma, şekerleme. Kilo almak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Evet dostlar, kusura bakmayın şimdilik buraya kadar istediğim gibi bir video olmadı. Yani istediğim gibi her yere istediğim yerleri gezemedim. Yağmurla savaştım bugün. Gerçekten bir yarım saat çekim yapıyorum. Hava yağmur yağmaya başlıyor. Ondan sonra yine biraz kuruyup biraz bir dışarı çıkıyorum. Biraz bir güneş açıyor. Yine çekim yapıyorum. Ancak bu kadar oldu. İnşallah hoşunuza gider. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakırsınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.